Şimdi peki ben ne yapayım? Şimdi bazı insanlar mesela öyle öyle insanlar var. Mesela Bonya Ovası'na ekiyor adam. Biniyor traktöre 15 dakika gidiyor. Gitsin geri geliyor tarlaya 15 dakikada da geliyor. Şimdi onu ekti şimdi koca tarlayı. Diyor ki ovanın hepsi de benim olsa hepsini ben eksem yeşilliği görünce. Ama tutuyor bu adam şimdi buğday çıkıyor. Bütün hayır müesseselerine veriyor. Bütün hayır müesseselerine veriyor. Kendisi yetecek kadar alıyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Ektirdin. Diyor eğer diyor bana daha fazla verseydin daha fazla verirdim diyor. Şimdi böyle bir çiftçiye Allah-u Teala ahirette öyle bir arazi verecek ki al diyecek istediğin kadar ek. Şu aletler senin, şu edevatlar senin, şu melaikeler senin hizmetinde. Sırf yani o hayra olan yani yetiştirip de hayra vermen var ya öyle devam ettir diyecek yani o mesela dünyada yaşadığı bir o zevki ahirette Cenab-ı Allah ne yapacak? Yaşatacak ona. Ama işte şu taraftan eğer ki fazla bir şey veremiyorsa, hep kazancını biriktiriyorsa, hayır hasenatı yoksa bu yeşillik adamı dünyadan çıkarır. Yani yeşil, evet çok ekersin ama dikersin ama yoldan çıkarır. Öyle. Şimdi bir tane arkadaş var. Diyor ki benim hanımım diyor işte diyor şeftali zamanında ondan sonra bazen diyor işte 8 bin lira 10 bin lira kazanıyor diyor anası. Ondan sonra bu parayı diyor kızına veriyor. Kızı taksalıyor diyor. Ondan sonra o taksiyle kocasının istemediği yerlere gidiyor diyor. Şimdi bak o dünya malı ne yaptı? Kadını azdırdı. Ve ondan sonra ben ne dersem tersine yapıyor diye boşanmaya kalktı. Anlaşıldı mı? Şimdi uzun lafın kısası dünyanın yeşilliği adamı ne yapar? Bozar. Keşke onlar her sene 7-8 bin lira para almasalardı, o kadın da kocasını boşamasaydı. O kadının boşanacak şekilde isyan etmesi cehennemlik olduğunun işaretidir. Çünkü neden? Adamın kocası onu başka erkeklerle konuşmasına uygun görmüyor. Taksine biniyor, istediği yere çeng 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 ediyor. İstediği yere oturuyor, istediği yere ve sen bana karışamazsın diyor. O zaman harama gitti yani bak şimdi. Harama gitti. Yeşillik adama yaptığını görüyor musun sen yani yeşillik? Bu yeşillik nasıl olur? Evvela o ağaçlar yeşilecek, ondan sonra şeftali verecek, ondan sonra başına bela olacak. Keşke mesela bir şeftali de vermeyeydi, başına da bela olmasaydı. Dünya işte böyle melundur. Adamı yoldan ne yapar çıkar? Birçok adamların hepsi yoldan böyle çıkıyor. Allah'ım affedin. Şimdi, dünyada mal çok olanlar, dünyada malı çok olanlar, kıyamet gününde sevabı az olan kimselerdir. Kıyamet gününde en sevabı az olan malları çok olandır. Malları çok olmuş, sevapları neymiş? O malı kazanacağız diye, çok malları var ama kazanacağız diye sevaplarını ne yapmışlar? Unutmuşlar. Namazlarını zamanında kılamamışlar veya hiç kılamamışlar, zikirden kesilmişler. Bakıyor diğer insanların yani malları olmayan insanların çok sevabı var. Malları çok olan insanların da sevabı azdır diyor Peygamber Efendimiz. Anlaşıldı mı? Ama oraya ki cünneyadan kendini korudumaya getir. Çok mal isteme. Sonra sakın ha Allahü Teala senin istediğini verse işin bitecek zannetme. Allahü Teala Peygamber Efendimiz diyor ki insanoğlunun iki vadi dolu mal olsa yani iki, mesela şurası bir vadi.
İki vadi dolu mal olsa, bütün vadi onun olsa, insanoğlu bu iki vadi bana yeter demez. Üçüncü vadi ister. Üç vadi mal dolu olsa daha fazlasını ister. İnsanın gönlünü toprak doyurur. Halbuki bir vadiden bittecik bir bahçe yeter. Ona bir vadi veriyoruz, gözü doymuyor. İki vadi bahçe veriyoruz, yine gözü doymuyor. Üçüncü vadi verirse yine doymaz diyor. Bak şimdi anla. İnsanoğlunun iki vadi dolu malı olsa üçüncü vadiyi isterdi. İnsanoğlunun karnını ancak toprak doyurur. Tevbe edenlerin tevbesini Allah kabul eder. Yalnız dünyaya neye geldik? Ya Rabbi bizi dünya yoldan çıkarıyor. Bizim kusurumuzu affet. Aman Allah'ım bizim kusurumuzu affet. Fazla malın sahibi olup da daha fazla günah yapma. Fazla malın sahibi olup da daha fazla günah yapma. Aman Allah'ım sen bizi koru. Diyenlerin tövbeleri makbuldür. Bak yani verirdi Allahü Teala. Baktı ki o bir malı dünyaya da günaha soktu. Aman Allah'ım daha fazla verip de daha az fazla günaha sokma diyen adamları kazanırlar. Onun dışında insanları ancak karnını toprak doyurur. Başka bir şey ne yapmaz? Doyurmaz. Şimdi İbni Zübeyir, Hazreti Zübeyir biliyorsun onun o Zübeyir Peygamber Efendimizin sahabesi. Başta mesela Peygamber Efendimizin birinci Zübeyir biliyorsunuz Zübeyir Bacanağı. Peygamber Efendimizin Zübeyir kim? Ebu Bekir Sıddık'ın damadı. Hani Ayşe'nin kız kardeşi Esma'yı Zübeyir aldı. Ondan da bir oğlan dünyaya geldi. Onun adı nedir? İbni Zübeyir. İbni Zübeyir şeye Mekke'ye halife oldu. Çıktı şeye hutbaya. Şöyle dedi, ey Müslümanlar, ben peygamberden şöyle duydum. İnsana altın dolu bir vadi verilse, bir vadi bütünce altın dolu olsa verilse, ikinci vadiyi isterdi. İkinci de verilse üçüncüyü isterdi. İnsanoğlunun karnını ancak toprak doyurur. Tövbe edenlerin de Allah tövbesini kabul eder. Onun için kazanan kim? Kazanıp da o malın ne kadar günahkar ettiğini mesela şimdi dinle. Sen çalışıyorsun. Misal. Ondan sonra şunu da çizen, bunu da çizen diyken ta ikindi vakti oldu halen namazı kılamadın. Ondan sonra elin kaldıracaksın diyorsun ya Rabbi görüyorsun. Şunu da çizen, bunu da çizen öğlen vaktinde namazımı kılamadım. İkindi vaktine daha da kılamadım. Fazla verip de bana aman iş verim Allah'ım. Ben böyle gün iş istemiyorum diye tövbe ettiğin zaman kul olacaksın. Anladın mı? Ha, bitti o kadar. Yani hocam vaaz ediyorsun bana isteslenmiyorum. Arada sırada bana bir yer değdir ya. Buna sana değdirmeden tadım olur ya. Allah Allah. Evet ben kendime değdiriyorum. Bak şimdicik dinle. Aldanma. Dünyanın şimdi mesela eskiden atları vardı. Halen şimdi o zenginlerden böyle yani çok zengin olunca o zenginin 3-4 tane 5 tane bir atı oluyor, harası oluyor. Sırf ata binmek için. Uçan taksiler olsa illa yine bir ata bir biniyor yani tamam mı? İşte bu zenginlik yani. İnsanoğlu böyle atlara, çok paralara şimdi düşün açıyor adam. Açtı şimdi demir dolap. Yani demir çelik dolap para dolu. Öteki dolap açtı para dolu. Öteki dolap açtı. Paranın keyfini çıkarmış adam. Ha, ben de bir şimdi açacak ettim idi. Kadife satan bir dükkan vardı. Ulan arkadaş öyle büyük dükkan ben bir daha görmedim. Hiçbir yerde öyle büyük. Öyle bir kadife var ki dünyanın kadifelerinin ne kadar çeşidi varsa, ne kadar gözük. Yani oraya bir kadın girse hangisini alacağını şaşırır almadan diyor. Öyle çok kadife var. Demek ki o zamanlar da kadife adamı aldatıyormuş. Atlar adamı aldadır. Araziler adamı aldadır. Paralar adamı aldadır. İnsanoğlu bunlar verildi mi, yani atı, kadifesi, güzel elbiseler yani güzel giyecekler. Şimdi mesela güzel koltuklar yani güzel koltuklar. Bunlar verildi mi razı oluyor, vermedi mi olmuyor. Hayır.
verildiği zaman aman Allah'ım bunların imtihanını nasıl vereceğiz diye düşünmeli. Tövbe etmelidir. Bunların imtihanını nasıl vereceğiz? Biz buna mesela yatmaya hak kazandık mı? Mesela şimdi dinle. Bir adam bir saat ibadet etse, ondan sonra yorulsa yatsa, bu adam ibadet hak, yani yatmaya hak kazanmıştır. Ama bir adam var, yani günah işleyince daha yoruldu, ondan sonra yattı. Bu adam yatmaya hak kazanmadan yattı. Neden? O günahın evvela bir tövbe edeceksin. Nereye yatıyorsun? Yani bir saattir günah işliyorsun. Kalk, bir abdest al, iki rekat namaz kıl. Ondan sonra ya Rabbi bu günahı işledim ama sana tövbe edeceğime inandığım için tövbe ediyorum. Sen de beni mahrum etmedi. Ondan sonra yat, kazan, yatmayı hak kazan. Ama işte günahına bakmadan paralar, dirhemler, kadifeler, türlü tür elbiseler, gömlekler bunlar insanları yoldan çıkarır. Ama bunlardan kurtulmanın tek çaresi dini vecibeleri ihmal etmeden yerine getirmek lazım. Yani ne kadar malın olursa olsun dini vecibeleri yerine getirecek. Bir adam ne kadar iş olursa olsun bir esnaf diyelim. Allahu Ekber dedi ondan sonra kapıyı kapattı. Gitti abdestini aldı namazını kıldı. Tekrar geldi açtı. Ondan sonra dedi ki ya Rabbi bak ben namazımı kıldım. Ben 2 lira kadar günaha sokma, haramdan beni koru dedi. Allah'a yalvardı. Allah'a muayen 2 lira kadar haramı nasip etmez. Ama şimdi haramdan kendini korumak için Allah'a sığınmazsa dükkana 50 tane şeytan kadın gelecektir. Onu hem kadınlar yoldan çıkaracaktır hem de sattığı şeyler yoldan çıkaracaktır. Ha mesela kadın param yok diyecek. O kadına İşte krediyle de veririz diye faize girecektir yani. Sırf kadını memnun etmek için. Halbuki ise o malı satmasa peşin satacak, parasını alacaktır. Ama şeytan girdi mi ne yapacağını şaşırttırır yani. Tamam mı? Evet. 3 tane vaaz oldu mu? Tamam.